En çok kendiniz için ama sadece kendiniz için olmasın. Özgür devam edebilirsin. Sokakta yaşayan, yalnız, üzgün çocuklar için de mücadele edin. Her gün babasını bu toprağa türlü sebeplerle koyan çocuklar için de mücadele edin. Kirasını ödeyemeyen işsizleri de unutmayın. Ders sarhoşları çok aramızda türlü sebeplerle, onları da unutmayın. Herkesin terk ettiği garibanları unutmayın. Pis bir sokağın öldürülmüşleri unutmayın. Her gün öldürülen kadınları unutmayın. Her gün tacize uğrayan çocuk evinde orada burada o çocukları unutmayın. Huzur evinde dayak yiyen yaşlıları unutmayın. Pis bir sokağın köşesinde bekleyen yaşlı yorgun fahişeleri unutmayın. Mutsuz ölmeye yemin etmiş adeta kıyıda köşede kalmış insanları unutmayın. Kederden gözleri çökmüş o insanları unutmayın. En çok kendiniz için, tamam mı? Sadece kendiniz için olmasın. Ömürleri ziyan olanları, kolay harcanmışları, hayalleri baltalanmış ya da engellenmiş olanları, otobüs duraklarında sabahlayanları unutmayın. En çok kendiniz için, tamam ama unutmayın. Dostlarım, bu dünya başka türlü olabilir ama buradan hareketle hadi bakalım dünyayı değiştirelim falan modunda değil. Ama biraz da böyle bir iştir ya bu. Kazanabileceğiniz bir kişi bile, yani beni dini bir kişilik olarak algılamayın ama belki de öbür tarafta sizi acayip yerlere taşıyabilir. Sevgili dostlarım, seni kimse yenemez. Seni kimse yenemez. Seni sadece aklının o negatif tarafı yenebilir. O da inşallah şu andan sonra ya yok olsun ya hiç kalmasın. En sıkıştığınız zamanlarda dualarınızda bulun kendinizi. Sizi yaratan sonsuz gücü açın kendinizi. Bir an olsun, bir an olsun hayatınızı değiştirebileceğinizden şüphe etmeyin. Şimdilik hayat size istediklerinizi vermemiş olabilir ama şimdilik, şimdilik. Siz elinizden geleni yapın ki öte tarafta veremeyeceğiniz hiçbir hesap kalmasın. Ayakta kalın. Herkese her şeye rağmen ayakta kalın. Herkese her şeye rağmen hayatta kalın. Allah'a ısmarladık. Ulusal şirketleri hariç tutuyorum.
Bir de böyle bir andı. Eksik olmasınlar, çok alkışladılar. Biri çıktı bağırdı. Bir hanım. Ama irkildim, Volkan diye bağırdı. Dedim, ne oldu acaba? Hepimiz irkildik salonda. Dedi ki, bir saat önce seni tanımıyordum. Sadece adını sanını biliyordum, işte YouTube'dan bahsetmişlerdi, anlatmışlardı falan. Şimdi kendimi sana borçlu hissediyorum dedi. Dedim, lafı mı olur 3-5 kelime? Başladı ağlamaya. Ben dedi, hayatımda hiç kimseye borçlu hissetmedim, sana da borçlu kalmak istemiyorum. Burada herkesin huzurunda söyle, senin için bir şey yapmak istiyorum dedi. Seninle helalleşmek istiyorum dedi. Dedim, helal hoş olsun. Ne olacak? Bak dedi. Senin için bir şey yapmak istiyorum dedi. Yani çok da dramatize etmek istemiyorum ama yani benim için çok ilginç bir andı. Dedim, öldüğümde hayattaysan beni uğurlamaya gel. Gelemiyorsan ardımdan bir dua yolla. O zaman helalleşiriz. Şimdi bir daha ne zaman karşılaşırız bilmiyorum ama içinizde böyle şeyler hissedenler olursa hayattaysanız öldüğümde beni uğurlamaya gelin. Gelemiyorsanız bir dua edin. O zaman helalleşiriz.